Herkese merhaba. Sonradan Görme serisinin bisiklet versiyonuna hoş geldiniz. Daha önce elektrikli scooter yapmıştık ve çok sevilmişti. Bugün de bisiklet videosuyla karşınızdayız. Normal bisikletimiz var, elektrikli bisikletimiz var ve yarış bisikletimiz var. 700 TL'den 140 bin TL'ye kadar değişen bisikletlerimiz var. Bisikletler incelensin. Bakalım fiyatlarını hak ediyorlar mı? Bisiklet fiyatları çok artmış ya. Öteme de yok bisiklette nasıl artıyor? Haydi. Ucuz bisikletimiz için Saraçhane'deki bisiklet çarşısına geldik. Burası hayatımda geldiğim en sesli yer. Köprünün altındayız. Burada bebek bisikleti de var, bebek arabası da var, elektrikli bisiklet de var, normal bisiklet de var. İstanbul'da bulabildiğimiz en ucuz fiyatlı bisiklet burada. Şurası da, dön orası da, alt katı, üst katı, her yer bisiklet burada. Otobüs de geliyor, sürekli bir ezilme tehlikesi yaşıyorsunuz. Abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Benim boyuma göre en ucuz bisikletin hangisi? Bu mudur? Evet. Ne bu? Amigo. Evet. Markası Amigo mu? Evet. Türk mü bu? Tabii Türk. Ne özelliği var bunun? 26 can, 21 vites, spor bir bisiklet. En ucuzu bu mu ya? En ucuzu bu. 700 lira mı en ucuzu? Evet. 700 lira. Evet. Abi benim zamanımda 100 liraya vardı bu bisikletler. Yine var. Ne var? Bisiklet. 150 liraya var mı? Yok. Ne kadara var? 250 liraya var. Ama boyut olarak mı kurtardın? Hayır yok, boyut olarak kurtardın. Hangisi 250 lira olan? Kurtarır mı? Kurtarmaz mı beni? Boy olarak kurtarmaz. Taşır mı? Tartar mı taşır, beni? Taşır, taşır. Valla. Aha. Alo, bu daha güzel bisiklet onda. Allah'ım. Frenleri çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Bak kurtardı bile yani. Vallahi. Sürüyorsun bile. Tamam, benim yeni bisikletim bu hocam. Ben böyle devam ediyorum hayatım. Gevşim ya. Evet. Nasıl hocam? Şöyle cesur pozlar vereyim. Ben bunu bırakalım. 700 lira diyorsun, 21 evet. Vites diyorsun, bunu 26 jant diyorsun. Bunu verelim, basket. Problem yok. Bu kaç kilo? Hafif, 12 kilo civarında. Fren? Çip frenli. Disk fren falan yok tabii. Yok. Bizim zamanımızda 700 liraya aldığım bisiklette 5 tane disk fren oluyordu ya. Bir bin bakalım nasıl sürebiliyor. Hadi musun? Ben bir gideyim, bir deneyeyim şunu. Gideyim. Aa, Allah Allah. Evet hocam, basıyorum, gidiyorum. Vallahi dur bakayım, vites şimdi birde miyim ben? Vites artıyor. Aa, vites terse doğru artıyor, evet. Koş babam koş. Bu da artmıyor. Sağ vites hiç çalışmıyor, dur bakayım. Neyse ya, çok viteslere takılmamak lazım hocam. Evet ya, tamam, arttırdım vitesi şimdi, yes. Bisikletin her yerinin ayrı ayrı oynadığını fark ediyorum. Sele böyle bir sağa sola gidiyor, bir aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Gidonu daha doğrusu düz değil. Şu an yokuş olmayan bir yokuştan niyeyse çıkamıyorum. Ben hiç unutmuyorum, benim bir tane bisikletim vardı. Bana alınan ilk bisiklet, ateşli böyle. Bundan bir tık daha küçük, 300 liraya alınmıştı. İnanılmaz bir bisikletti benim için yani. Şu an bu alet 700 lira. Vay be, bugünlerde çocuk olmak hem güzel hem zor. Çünkü bugünlerde çocuk olmak pahalı. Ne yapıyorum şu an? Yamuk gidonumla, yamuk selemle tıkır tıkır geziyorum. Bisikletin küçüklüğünü biraz hissettim. Bu başta garip gelmemişti bana. Evet, şu an garip gelmeye başladı boyut olarak. Ben freni çalışacak mı çok merak ediyorum. Bir deniyorum şu an mesela. İki freni aynı anda basacağım. Fren testi. Basıyorum. Bastım. Durdu. Tahminimden iyi durdu. Yani disk fren olmamasına rağmen Tibop fren var. Ona rağmen tuttu valla. Şöyle bir teker deneyelim mi bununla? Allah. Ben kesin düşeceğim. Aa, o. Kamera. Çocuğum evladım gitti. Ayakta gitsek nasıl? Yani ayağa kalkmak için tabii evet biraz küçük bir arkadaş kendisi. Peki mesela ufak bir yerden atlamak istesem ben bununla. Şuradan atlıyorum. Kesin öldü. Oh, ben ölmedim de kamera öldü. Bakalım orta bisikletimiz nasıl? Bu bisiklet beni yordu hocam. Elektrikli çıkacak inşallah orta bisiklet de yine gitti. Orta fiyatlı bisikletimiz için Fulya'ya, teferruata geldik. Burası bence dünya üzerindeki bir dükkan olarak en güzel dükkan. Orta fiyatlı bisikletimiz burada, bir elektrikli bisikletimiz var. Fiyatı 30.000 TL'den başlıyor. Hadi girin bir dükkanı gezelim önce. Girin değil, gelin. Çok güzel değil mi dükkan ya? Ne haber?
Kamil abi ne yapıyorsun? Şahane. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kamil abiyleyiz. Kamil Güler. Oyuncu, tiyatrocu. Kamil abi mahalleden komşumuz. Beylikdüzü'nün merkez semtindeyiz. Öyle miyiz? Öyleyiz. Çok güzel bir dükkan Kamil Çok abi. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani ben her önünden geçerken zaten bakıyordum. Bu dükkanda şöyle bir şey var. Hiçbir şey alma niyetin olmasın. Buraya gir her şeyi alır çıkarsın. Şaka demiyorum. Gerçekten burası benim bir dükkan olarak gördüğüm en güzel dükkan. Bütün tasarımını Kamil abi kendisi yaptı. Bütün mimarisi, dekorasyonu, her şeyin değil mi? Çok yetenekli, çok tatlı bir çocuk. Ne yapacağım bilmiyorum. Evet, hepsini ben yaptım. Gel gezdireyim ya. Bir gezdir ya. Dükkanın önü kadar arkası da eğlenceli. Burada scooter var, elektronik ürünler var, kıyafet var. İşte motor satılıyor, motor ekipmanı, kaskı, kıyafeti. Ya çıkış noktası aslında motosikletti ama sadece motosiklet dükkanı olsun istemedik. Hani temizlik robotu da var, diş fırçası da var. Aynı zamanda fotoğraf makinesi de var. Bunları seyrederken de kahve makinemizden kahve içebiliyorsunuz. Abi çok iyi. Yani bu, ben sadece böyle bazen önünden geçerken kahve içmeye geliyorum. Köpek tasması bile var sizde var, ya. Var, evet. Peki bizim elektrikli bisikletimiz nerede? Aşağıda servis var. Çünkü şeyi düşündük biz. Bir şey ararken veya bir şey alırken daha çok servisinin nerede olduğunu hep sorarım. O yüzden dükkanın altında da bir tane elektrikli ürünlerin sadece servisini ve bakımını yapan bir yer açtık. Aşağıda. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel genç adam. Taşır mı bu beni? Tabii ki taşır. Ya bilmiyorum senin çocukluğunda var mıydı ama benim çocukluğumda vardı. Hatta ablam kullanırdı, ben de böyle arkasına çıkardım. Nasıl ya? Bence taşımaz. Bence de taşımaz. Saçmalamıyorum durup dururken. Aa gidiyor. Bir de şey diyeceğim, bunu bana ver. Bu çok iyi bir şey. Gerçekten korku filmi gibi oldu. Geri de gidiyor muyum? Evet, ulaştı. Aa geri de gidiyor. Dın 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 dın. Yavaş. Allah. Sen beni çok oynattırma bir şeyler, ben bozacağım bir şeyler. Misafir çocuğu gibi oldum yine. Bu tekerruatlı. Tekerruat mı koydun? Tekerruat koyduk çok tekerinden iyi. Dolayı. Ben bunu eşim için ilk tasarladım. Çok güçlü bir makine. Arkada 1000, önde 750 watt motor gücüne sahip, yaklaşık 55 kilo ağırlığında, 22 derecelik bir yokuşu yaklaşık 35 kilometre hızla çıkan, 70 kilometre düz yolda da performansı olan bir makine. Çok iyi. Bunun çıkamayacağı yokuş yok, yok zaten değil mi? Atlayıp hani zıplamada çok çok ideal. Bütün iç bölümüne LG pil ve işte sürücüler, ıvırlar zıvırlar, bütün elektronik aksam buraya yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra dedim ki ya bu çok çirkin görünüyor. Bunlara bir kapaklar tasarlayayım. Bunlarla ilgili kalıplar çıkarttım. Ve kalıplardan sonra da özel bir koltuk var. Bu normal pompayla şişiyor bu koltuk. Sertlik derecesini ona göre ayarlıyorsunuz. Abi bu rahat da bir koltuk. Bu da rahat da bir koltuk. Bunun %100 Kamil abi kendisi yaptı. Yani bu %100 yerli, milli üretim. Evet hocam. Ya şu detayları mesela benim bu alette çok hoşuma gidiyor. Böyle uçak şeyci gibi. Şunu kaldırıyorsun. Buradan 10 yapıyorsun bunu, evet. Böyle. Aynı zamanda ekstra vitesi de var. Bisiklet tadını çıkartmanızı istiyorsunuz. Şimdi bu ne kadar da şarj oluyor? Ne 2 kadar? Ile 4 saat arasında şarj oluyor. Tamam. Ön motoru yaklaşık 40 kilometreye kadar menzili var. Arka motoru da daha büyük ve daha güçlü olduğu için yaklaşık 20-25 kilometrelik menzili var. Ama pedal tahrikli olarak kullanılıyor. Yani isterseniz pedalı çevirdiğiniz zaman motor gücünü alabilirsiniz. İsterseniz de el gazlarını kullanarak yapabilirsiniz. El gazı da mı var bunda? Var. Çünkü bir nevi joystick'ten müdahale etmek gibi bir durum var. Mesela bir ön motorda bayağı da güçlüdür. Bayağı scooter'daki gibi gitme tuşu mu? Evet, arka? Evet. Arkada isterseniz pati çekti alet ya, olabilir. İnanılmaz bir alet bu ya. Ya ikisini birden köklediğinde çıkamayacağın hiçbir yer yok. Normalde benim bildiğim elektrikli bisikletlerde sadece pedal desteğiyle gidiliyor. Ben böyle elle bir override olayı görmemiştim. Çok enteresan. Ağır 55 kilo, 60 ağır kilo aynen civarında. Aynen. Bunun satış fiyatı hani 30.000 TL'den başlıyor ama işte gelen kişinin istediği böyle ufak modifikasyonlara göre evet, değişebiliyor evet, değil mi? Çift disk fren var, arkada önünde disk fren var. Shimano hidrolik frenler var. Aynen. Fren özelliğinde de frene bastığın zaman bütün elektriklerde olan switch sistemiyle motora giden elektriği kesip kesiyor. Yavaşlamayı hızlandırmak için kullanılan bir sistem. Buna binmesi de çok keyifli değil mi? Bineceksin, birazdan görürsün. Bineyim. Ay valla eline sağlık, çok güzel yapmışsın. Scooter'ını getir, motorunu getir, bisikletini getir. Bu hale getiriyorlar. Sağ olsun Kamil abi yapıyor. Ben de benim scooter'ı getiriyorum. Sağ olsun da ilgileniyor onunla da. Abi çok iyi, ben bineyim o zaman bir ya. Gidiyorum ben. Ciddi misin? Bine gideyim. Hadi bakalım. Kaskın var mı? Kask tabii. Bir kask, ceket, bir şey söyleyeyim mi? Bu çok havalı. Gözlüğün var mı? Gözlüğüm mü? Yok. Ama bu çocuk bayağı elini kolunu sallaya sallaya gelmiş. Nereye kadar bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim, çok havalı oldum. Hey adamım, sorunun nasıl? Ne? Nasıl? Açtı mı beni? Bence güzel oldu. Hadi çıktık yanımdan. Hadi gidiyorum.
canavar ya. Hiç şey bisiklet kullanıyormuş gibi değil mi? Motor kullanıyormuş gibi ya bildiğin. Şimdi aletin kontrolü çok enteresan ve keyifli. Şurada bir tane böyle uçak butonu gibi bir şey var. Bunu açıp bunu ona aldığınız zaman ikinci motoru devreye sokmuş oluyorsunuz. Yani hem arka hem ön motor kullanıyorsunuz. Normal elektrikli bisikletlerde olduğu gibi pedal çevirmenize gerek yok bunda. Şu an hem ön motorla hem arka motorla kendimi itekleye itekleye gidiyorum. Bak hızımızı da burada yazıyor. 50 ile gidiyoruz. Nasıl bir 57 bu? Hiç 57 hissetmiyorum ben. 30 gibi. Bence bir tık yalan olabilir bu. 60 gösteriyor hatta şu an. Aa bayağı 60 ile gittik 3 saniyede. Çok enteresan. Ha şimdi benim sıkıntım sinyal yok. Ben aslında motor gibiyim ya. Şimdi yokuştan mesela kalkış rahat olacak. Bak şimdi yokuş kalkışlarında ikisini aynı anda kullanmak lazım ki. Ya bak şu an mesela. Şu an bayağı dik bir yokuş çıkıyoruz. Normal bir bisikletle bayağı kastırıyor olurdu şu an bu yokuş. Bir 750'lik motoru, bir 1000'lik motoru var. Yani 1750 watt şu an toplam gücü. Yani bu yokuşu çıkıyorsa İstanbul'da başka daha zor bir yer muhtemelen yoktur. Videonun altına gelen yorumlar. Benim evimin altındaki yokuştan hadi bakalım çıksın çıkabiliyorsa. Vallahi bu çıkıyor. Bir tık daha hızlı gitmesini ister miydin? Ya alet o kadar yağ gibi akıyor ki böyle hızlandığını hissetmiyorsun. Ve hani böyle az önce aletin iddia ettiğine göre 60 ile gitmişim ama hiç 60 hissetmedim. O yüzden hani biraz daha hızlı gitse miydi acaba'yı bir sorguluyorsun. Bu hale git... Ya... Allah'ım kedicim ne yapıyorsun çocuğum? Kedi tam böyle çarpacaktım yani salak. Durmadı da heyecanlandı. Sabah kalktın işe gideceksin. Bu aletle mi gitmek istersin? Ya gitsen daha rahat olur. Elektrikli skuterle gitsen mi daha rahat olur? Bence tamamen tercih meselesi ya. İkisinin de bence ayrı keyfi var. Yani ben sabah işe giderken skuterle gidince inanılmaz mutlu oluyorum. Öyle zıplaya zıplaya böyle atlaya zıplaya gidiyorum. Ama bisiklet kesinlikle daha konforlu. Çünkü amortisörü var. Lastikleri daha büyük, jantları daha büyük. O yüzden yolları daha az hissediyorsun bir skutera göre. Bu çok hızlı gidiyor ya. Disk frenleri olduğu için yalnız bir fren testi yapalım mesela. Asılıyorum. Wow. Çok tatlı durdu. Çok tatlı durdu. Arkamdan Allah'tan gelen yok. Yok ben aşık oldum buna. Aynı zamanda bu alet bu arada bir ön vitesi var. 7 daha. Ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyor? Gelin bakayım şuradan şu yokuşu çıkacak mı? Bayılıyorum ya bu aletlerle yokuş testi yapmaya bayılıyorum. Çünkü yokuşa çıkıyorsa her şeyi yapar. Şu an 27 ile çıkıyoruz yokuşu. Bir şey diyeceğim 27 bayağı iyi ya. Cillop gibi çıkıyor. Bir de bakalım trafik performansı nasılmış. Vallahi çok merak ediyorum. Birlikte deneyelim. Kaldırım spor. Bayılırım böyle bisikletle kaldırıma girmeye. Scooter'da sanki aralara girmek bir tık daha rahat. Evden işe, işten eve kullanacağım diyorsanız bu trafiğe her zaman kalacaksınız İstanbul'da ya da başka bir büyük şehirde yaşıyorsanız. Bu arada vitesi hiç değiştirmedim. Hatta elektrikli bisiklete bindim ama bisiklet fonksiyonunu gerçekleştirecek hiçbir şey yapmadım. Bir kere pedal çevirmedim çünkü alete bindiğimden beri. Bakayım pedal çevirince ne oluyor? Pedal çevirmek bir işe yaramıyor gibi. Yani motoru çalıştırmıyor şu an. Bazı çünkü elektrikli bisikletlerde pedal çevirdikçe alet hızlanıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda işte normal scooter gibi iki tane gaz kolu var. Bir arka motor için, bir ön motor için. Şu ana kadarki tek sıkıntım korna şurada değil de biraz daha böyle kullanışlı bir yerde olabilir. Mesela ne bileyim şöyle parmağının ucuyla selektör gibi kullanabileceğim bir yerde olabilirmiş bence. Başka da bir şey bulamadım alete bok atacak yani. Frenleri Shimano, disk freni var. Hayvan gibi duruyor. Çok da güzel gidiyor ve şu önde bir cebi var. Arkada da bir tane öyle bir telimsi bir şey var. Eşya da koyabiliyorsun. Çok güzel. Güzel ya. Bu alette tabii şöyle özellikler var. İstediğin yere çık, istediğin yere atla. Yani zıpla bu alet. Bak şimdi bak şuradan hayvan gibi zıplayacağım. Woohoo! Kamera iyi misin? Alo. Ben böyle kullanıyorum arkadaşım. Abi scooter'da da bisiklette de böyle hayvan gibi atlayıp zıplamaya bayılıyorum ya. Atlamayacaksan hiçbir anlamı yok. Alma atlamayacaksan yani. Dikkat edin bu arada. Kaskla atlayın çocuk adamlar. Orta fiyatlımıza bayıldım. Şimdi pahalımıza geçiyoruz. Pahalı bisikletimiz için Caddebostan'a geldik. Burada Cervelo marka bir bisiklet duyduk. Ben hayatımda hiç Cervelo diye bir marka duymamıştım. Ama bunlar özel yarışçıların kullandıkları dünya üzerindeki en hızlı ve en hafif bisikletlermiş. Kendisi 14.600 euro. Euro 10 iken izliyorsanız bu videoyu 146 bin lira. Başka bir şeyken izliyorsanız artık bakacaksınız ama 140 bin lira civarında bir bisiklet ya. Ya sen bisikletsin 140 bin liraya ne? Nasıl bisiklet? Karbon bir bisiklet. Çok hafif bir bisiklet. Yarış bisikletiymiş. Hiç anlamıyorum. Gireceğiz, bakacağız, bir inceleyeceğiz ve sonrasında bu bisiklete test sürüşüne çıkacağız. Haydi.
Yanımızda dükkan sahibi Hasan Bey var. Abi bu benim hayatımda gördüğüm en fütüristik, uzaydan gelmiş uzaylılar fırlatmış gibi duran bir bisiklet. Bisiklet değil mi bu yani? Başka bir şey diye geçmiyor. Bisiklet bu yani. Yani evet, baktığım vakit esasında bisiklet. Estetik olarak değişik gelmesinin en büyük sebebi aerodinamik yapısından dolayı. Klasik bir bisiklet kadrosuna benzemiyor çünkü. Yani bu yarışa özel bir bisiklet aslında. Aynen öyle. Yani bunu alayım da sokakta gezeyim falan tarzı bir bisiklet değil bu. Zaten herkesin kullanabileceği bir bisiklet de değil. Bisiklet nasıl bir aerodinamik donanımdasıyla siz de bisikletin aerodinamisine şöyle uyup ellerini evet, şöyle aynen koyuyorsun. Öyle. Aynen öyle. Hatta şuradaki şu şey sistem beni çok değişik geldi bana yani. Elektronik vites var ve hani yattığınız yerde, tuttuğunuz yerde şöyle ufacık joystick kolları gibi şeylerle vitesi ayarlayabilirsin. Kaç vites abi bu? Şimdi 22 vites bu. Kaç basıyor bu alet ya? Biraz senin bacağınla da alakalı. Benim bacağımla kadar değildi hani birinin bacağıyla maksimum kaç görmüş? Peki şöyle söyleyeyim, yani aşağı yukarı bu bisikletle yapan 55-60 kilometre hatta 70'e kadar yapabilirsiniz bisikletle. Hız mı? Evet. Yani 55-60 yani eğer yokuş aşağı gidiyorsanız tabii daha fazla da yapabilirsiniz. Ben 55-60 ben yapıyorum, ben gördüm normal bisikletle 55. Evet ama o yokuş aşağıdır. Ben bu düz yolda bahsediyorum. Buradaki hedef şu: dünyada bu işi yapanlar ortalama bu bisikletle 3 saat boyunca 45-50 arası bir ortalama tutturuyorlar. Bu çok zor bir şey. Sürekli 50 ile gidiyor. Ama şu da bana enteresan geldi mesela. Evet. Bisikleti ne bileyim şu pozisyonda kullanmıyorum. Genelde anladığım kadarıyla o yarış boyunca 4 saat böyle duruyorlar. Tabii. Hadi ben fren nasıl sıkacağım öyleyken? Bu bahsettiğimiz güzergah genelde tamamen boş bir güzergah. Ve belli aralıklarla çıkıyor yarışmacılar. Dolayısıyla sizin önünüzde sizin frenle sizin duracağınız noktalar çok az. Ancak yokuşlu, yokuş aşağı inen yerlerde veya virajlı yerlerde freni kullanmak zorundasınız. Fren kullanmıyor bile yani, bu insanlar. Genelde fren kullanmıyorlar. Doğru, yarışta o kadar bir kilometre hız o kadar önemli yarış ki. Yarış arabaları gibi düşünün. Yarış arabaları ne kadar az fren kullanıyorsa bisiklette de aynı şey. Aerodinamik bir suluk bu da. İnsanlar ne olduğunu anlayamıyorlar böyle bu şekilde bakın. Ben yapsam damacana 5 litre koyarmışım buraya. Adam aerodinamik suluk yapmış. Peki bir dakika, şuradaki cep benim o 3 saatlik yarışımda ne işime yarıyor? Bu, benim buraya koyacağım şey 1 gram ağırlaştıracak beni. Buraya esasında böyle sandviç falan koymuyorsunuz. Buraya normal sıvı gıdalar konuyor. Özel bisiklet için jeller falan var. Enerji jelleri falan var. Genelde onlar kullanılıyor. Bir şey diyeceğim, böyle hayat mı olur ya? Evet, yani bu hayat değil zaten. Yani bu bir keyif değil. Bu bir agresyon. Tamamen performansa yönelik bir ürün. Bunun asıl olayı ağırlığı herhalde zaten. Evet, evet. Ağır değil bu. Bu gerçekten hani benim hayatımda gördüğüm en hafif 3 bisikletten biridir evet, belki. Şu evet. Şöyle kalkabilen. Kaç kilo abi bu? 8-8,5 kilo arası bir bisiklet. Bu yarış bisikletleri abi niye bu sele böyle tavanda oluyor? Yani ben yarışırken hani şöyle otursam Harley Davidson gidonu gibi şöyle yukarıda tamamen olsa. Tamamen aerodinamiğiyle alakalı bu. Şimdi aerodinamik şu mu hocam aerodinamik? Şu pozisyonda hiç kimse aerodinamik olamaz. Ama aerodinamik nasıl olacaksınız biliyor musunuz? Düşünün şöyle. Bir şeyin üzerinde kapanıyorsunuz böyle. Kapandığınız vakit bir yandan da bacağın çalıştığını düşünün. Ne kadar da şarj oluyor? Şöyle söyleyeyim. Bir şarjla aşağı yukarı. Ne yani şarjı ya? Yapacağım. Tabii şarj pilini şarj edebiliyorsunuz aynı zamanda. Neyin pilini şarj ediyorsunuz? Vitesin pilini şarj ediyorsunuz. Aynı zamanda burada içinde şey var. Elektrikli senin vites. Tabii vites. Ben elektrikli bisiklet şakası yapıyordum buna da. Bu aynı koşullarda aynı vücut ölçüsündeki kişiler denediğinde dünya üzerinde en hızlı bisiklet mi bu şimdi? Diyebiliriz evet. Ben buna binemem ki. Buna binmeden önce insanlar alıyorlar bunu. Bir alıştırma yapıyorlar. Üzerinde duruyorlar. İlk önce bisiklet bir onları tanıyor. Sonra onlar bisikleti tanıyorlar. Belli bir zaman geçiriyorlar. O zamanı geçirdikten sonra bisikletle birlikte böyle tek bir vücut haline geliyorlar. Abi 140 bin liraya bunu alıyorsun ve aldığın gün binemiyor musun bir de yani? Hani aynı tarz bir triatlon bisikleti deneyimin yoksa binmen zor. Şu da enteresan. Bu bisikletlerin hani teşhir ürünü olmadığı için hani bunu almak isteyen kişi denemeden alıyor. Çünkü bisiklette şöyle bir şey varmış. Bu bisikletin tekerleği üstüne binip bir kere döndü mü artık ikinci el sayılıyormuş. O yüzden de deneyemiyorsun bu ürünü almak istersen. Bizim deneyeceğimiz ürün bir atletin, sizin evet, verdiğiniz bir atletin, bir atletin test ürünü. Kullandığı doğru. Bir bisiklet. Onu ben deneyeceğim aslında. Ben geçiyorum o zaman test sürüşüne. Buyur geçelim. Haydi bakalım. Evet, gerçekten çok değişik bir bisiklet kullanım hissiyatı var. Allah kaçsa geldik hızlı. Allah. Allah. Yatıyorum bir yandan bisiklet kullanıyorum. İlginç bir şekilde hayatımda ilk defa şu pozisyonda bisiklet kullanıyor olmama rağmen rahat biliyor musunuz ya? Öldüm. Kamerada öldü aynı şekilde. Sol böbrek taşımı düşürdük, güzel. Arkadan popom nasıl görünüyor acaba?
Ne oldu? Vites. Zincir attı. Böyle normalde bisiklet sürerken harcadığınız efordan bence daha az efor harcıyorsunuz. Kullanabileceğiniz iki tur var. Bir benim böyle şu an tuttuğum gibi dik olarak normal gidon kısmından tuttuğumuz şekil var. Frenlerimiz orada. Bir de böyle O yüzden de şöyle oturayım bir de rahat gideyim pozisyonu var. Ön tarafta da vitesleri var işte. Burada fren yok ama böyle giderken fren kullanamıyorsunuz. Ben hiç böyle bir bisikleti kullanmanın rahat olacağını düşünmüyordum ama. Şimdi herhalde şu pozisyonda olmamızın sebebi bacak maksimum boyunda uzayabildiği için herhalde minimum eforu sarf ederek maksimum yol kat etmiş oluyoruz gibi bir düşüncem var. Yolda herhangi bir kasis ya da ufak bir tümsek dahi olduğunda bu bisikletlerin hem lastikleri çok ince olduğu için hem de amortisöre dahi hiçbir şey olmadığı için her şeyi hissediyorum. Bu alet aslında bir yarış aracı. Atıyorum Ferrari'nin de sokakta kullanılabilen lüks versiyonu var ama Ferrari ile pistte yarıştığınız zaman böyle kafesin içinde berbat bir arabaya biniyorsunuz. Yani o yüzden bunu böyle hani çok rahat uzun yol yapalım bisikleti olarak değerlendirmemek lazım. Aerodinamiği çok iyi. Yani işte yarış esnasında sen 4 saat boyunca bu selenin üstünde aynı hızı koruyarak gidebiliyorsun gibi özellikleri var. Asıl olayı da zaten bu aletin bu. Bir süre sonra bu pozisyon da çok rahat olmuyormuş. Ha bir de bu bisikletin en büyük sıkıntısı. Ayak yere değmiyor abi. Gerçekten ben burada selenin üstüne oturduğumda benim ayağım yere değmiyor. Benim boyum 1.83. 1.70 biri buna binse ne yapacak? Hasan abi de söylemişti hani kullanımı zor diye. Ya bisiklet ya ne kadar zor olabilir ki kullanımı demiştim. Bisiklete binmek gibi değil. Şimdi bu bisikletlerde bir de şöyle bir şey var. Bak burada mesela benim frenim yok. Fren yapmak istersem şöyle kalkmam gerekiyor. Burada frenleri sıkıyorum. Freni tutmuyor bunun ama yarışta fren ihtiyacı olmuyormuş zaten. Hani o kadar dengeli bir şekilde pedal çevirmeniz gerekiyor ki asla fren sıkmanız gerekmesin. Orada güçten tasar. Ana lan! Geçtiler beni, iki tane bisikletle geçti beni. Hocam benim altımda 140 bin liralık Ferrari var. Kofaş'la sollandım ya. Bisiklet pisti var burada. Şimdi bir de bisiklet pistinde bari deneyelim bu canavarı. Aa, bir dakika bu ne ya? Ömrü hayatında ilk defa böyle bir yer görüyorum. Aa, çok güzel bir yermiş burası. Maltepe Belediyesi ne yapmışsın? Çok güzel olmuş. Bayıldım ya. Hemen giriyorum. Oha, yol çok enteresan. NASCAR parkuru gibi. Abilerle dayılarla yarışayım mı? Bayağı hızlı gidiyorum. Şu an kaçta gittiğimi bilmemekle beraber düşsem kesin her yerimin kırılacağına eminim. Bu yollar çok düz olmasına rağmen çok rahat edemedim ben. Tıkırtı tıkırtı yine. Bir tık amortisör koyabilirlermiş bu alete. Bip bip. Abi geçeceğim şimdi de korkuyorum çarpacağım. Hadi geçiyorum arkadaşlar. Oha çok keyifli bir şeymiş bu ya. Ya ben çok bisiklet binmeyi sevmezdim ama çok güzelmiş. Bildiğin düz pistte yuvarlak dönüyorum ama çok keyifli. Hiç de bırakmamak lazım. Wow! Ölüyordum. Bizimkilere hareket yaparken yapışıyordum, yok oluyordum var ya. Çok yorucu bir şey. Bunu nasıl 4 saat yapıyorsunuz? Vallahi yordu. Abi geçtim. Çaktırmadım çok. Abi dedim pardon dedim. İp ip dedim geçtim. Ben 5 dakikada bittim, helal olsun insanlara. Sonradan görme bisiklet videomuzda 700 TL'lik, 30 küsür bin TL'lik ve 140 bin TL'lik 3 tane bisiklet inceledik. Benim favorim orta fiyatlı, elektrikli, yerli ve milli üretim bisiklet oldu kesinlikle. Hızı da çok güzel, şarjı da iyi gidiyor, çok da keyifli kullanması. Pahalı olanı bir sporcu olmadığım için yani bisiklette çok haşır neşir olmadığım için herhalde ben anlayamadım. Konforlu da değil, herhalde şey yarış arabası gibi düşünecek olursak evet yarış bisikleti olarak kullanacaksa mantıklı olabilir ama dediğim gibi benim favorim ortanca bisiklet oldu. Videoyu beğendiyseniz de sonradan görme serisinde daha çok video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Erdoğan. İyi bir gün.